Oh! Ülke ocakları gibi burası şu an. Şalteri kapatıyoruz, soru soruyoruz, cevap alıyoruz. Ötesini sonra konuşuruz. Sizlerden ricam, buradaki kalabalığın tatmini için bizi izleyecek milyonları üzmeyelim, programı yarım kesmeyelim. Vay be! Yapma! Yapma! Bak bak bak, hepinizin gözünü alırım, yapma! Dur. Hoş geldiniz, merhabalar. Buyurun. Gördüğünüz gibi tek bir alkış olmaması. Biz çok kibar insanlarız ama. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Çocuk katili Öcalan'ın heykelini dikeceğiz. PKK sizi tükürüğüyle boğar. Biz sırtımızı PYD gibi örgütlere yasladık diyerek kavga bitirilebileceğini düşünüyor musunuz? Kemalistlerle İslamcılar kapışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ömrü çok uzun değil. Biz de alacağımızı bu kapışma sonrasında alacağız diyor. Bunu bir HDP milletvekili söylüyor. Siz bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Doğu'da benim gördüğüm bir sürü Kürt kardeşim sığınmacılara tepki gösteriyor şu anda. Sığınmacılar yüzünden sokaklarında rahat yürüyemeyen Kürtlerle ben görüşüyorum. O sığınmacılar sanırım bizi barıştırıp bir araya getirecek. Ama burada ben de size itiraz ediyorum. Lütfen edin, buyurun. İnanın ki bu tür söylemler gerçekçi değil. Yani göndermemiz mümkün değil arkadaşlar. Ama biz Türk ve Kürt olarak mesela Çanakkale'de 7 milleti göndermişiz. İki tanecik milletin lafı mı olur? Sizce PKK bir terör örgütü müdür? Bakın ben şiddetin hepsine karşıyım. Terör tanımı şeylere göre de değişebilir. Arkadaş hayır, konuğuma bunu yaptırtmam. Beni karşınıza almayın, gerilmeyin, sakin olun. Çok güzel konuşuyoruz burada ve ben gerçekten merak ettiğim bir soruyu sordum. Kendisi de samimiyetle cevaplıyor. Lütfen rica ediyorum. Zaman zaman açıkçası devlet terörü de estirildi. Bunu da Kürt halkı çok iyi biliyor. Şimdi bütün... devlet terörü diyorsunuz ama PKK terörü diyebilecek misiniz? Onu ya, soruyorum. Bakın. Yani hayır. Uygur Türkleri Çin konsolosluğu önünde eylem yaptılar. Tek vekil bendim orada. Bakın burada bana sert sorular soruyorsunuz. Tüm sert sorularınıza da cevap veriyorum. 3000 yıl önce de böyle agoralar vardı değil mi? Orada eski Yunan konuşurdu. Ya eski Yunan bizden daha iyi yapıyor. İşte onlara belki Yunanistanlı denmediği içindir. Ha, belki. Farkındaysanız sorular genelde PKK ile bağlantılı. Bu insanların sıkıntısı mıdır yoksa bir türlü kendini PKK'dan ayıramayan HDP'nin sıkıntısı mıdır? Abi dur bir saniye lütfen. Bu istemediğim tek şey bu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten merak ettiğim şeyi soracağım. Sizden alabilirim bunun cevabını. Başkası bana veremiyor. Siz barış dediniz. Hükümet dedi ki çözüm. Askerimizin üzerine tüküren insanlar ceza almadılar. Televizyon kanallarında özellikle CNN Türk'te HDP'ye yakın isimler görevlendirildi. Program yaptılar. PKK'ya terör örgütü demek yasaklandı televizyonlarda. Hiç kimse de terör örgütü diyemedi. Askerlerin operasyona çıkması da yasaklandı o dönem. Ama fakat bütün bunlar olurken neden o dönemde HDP'li belediyeler asfaltın altına kadar mayın döşemeye yardım ettiler? Neden çözüm süreci konuşulurken halen asfaltların altına mayın döşediler? Bunları yapmaları hak mıydı? Siz mesela ne istediniz? AKP bizim bilmediğimiz size ne vaat etti de? Biz bütün suçu size atıyoruz belki. AKP'ye de atalım. Size ne vaat ettiler de yerine getirmediler? Bir anda çözüm süreci bitti. Herkes çözüm derken HDP'li vekiller barış dediler. Barış devletler arasında olur. Barış savaş varsa olur. İnsanlar işe giderken otobüslerini patlatmak, sokakta eşiyle yürüyen birini ensesinden sıkıp öldürmek, şehit etmek terördür. HDP ne istiyor? Kürdistan mı istiyor? Uzlaşmaya gireceksek direkt nedeni konuşalım. Şeyh Said isyanları dediniz. Şeyh Said başkaldırı dediniz. Yalnızca Türkiye'deki tarih kitaplarında değil, kesinlikle göz gezdirmişsinizdir. Rus tarihinde de, Avrupa tarihinde de Şeyh Said'in cihat için harekete geçtiğini, Kürtleri mesele etmediğini, hilafet için ayağa kalktığını duyuyoruz. 80'lerde ortaya çıkan bir terör örgütü, bize göre mantıklı gerekçesi yokken ortaya çıkan bir terör örgütü, Kürtleri baz alıp Şeyh Said gibi isimlerle de bir tarih yaratıp acaba dağda ölen o gencecik çocuklara bir sebep mi yarattı? Kürt başbakanımız da oldu bizim. Kürt profesörlerimiz var, Kürt inş insanlarımız var. Kürtlerin sıkıntısı neydi de bu kadar ortaya örgütler, ayrılıklar, kavgalar çıktı? Siz neye okeysiniz? Ben onu bilmek istiyorum. Ne olursa tamam artık çözmüş olduk diyeceksiniz. Sorun bu. Ya bir yerde devlet baba niye oluyor ya? Çocuğu oğlan isyan etmiyor mu babasına? Siz babanıza isyan etmediniz. Efendim benim öyle bir hakkım yoktu. Benim babamla çözüm sürecine girilmez. Öyle mi? Tabii. Sizin belki yıllarca o bilinçaltınız, belki taktığınız at gözlükler size bunu söyletiyor. Belki de... Hayır, sakin olun. Ben sizi anlıyorum. Kürtler ne yaşadı da sıkıntı var diye sorup duruyorsunuz ya. Aynur Doğan konseri Kocaeli'nde yasaklanmıştı arkadaşlar. Aslında Aynur Doğan'ın Kürtçe şarkı söylemesi değil de Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde şarkı söylemesi insanlar. Yok. Evet. Hayır.
Ben soruyorum bu Ömer Bey, Diyarbakırlı Yasin Börü, HDP'liler tarafından kafası taşla ezilirken neden tweet atmıyor? Neden o zaman hümanistliğini konuşturmuyorsunuz? Kürtler insan değil mi? Hümanizmde insan kelimesinden türememiş mi? Terörle mücadelede aktif görev yapmış olan bir polisin çocuğuyum. Biz zamanımızda yerimizden edildik. Terörle mücadele eden askerlere, polislere ilişkin ödüllendirme mekanizmasının kaldırılmasıyla ilişkili de bir imzamız var. Bu nasıl oluyor o zaman? PKK, pardon HDP artık APO'yu mu umursamıyor? Yoksa PKK, AKP ile el ele de bizim mi bundan haberimiz yok? İki saattir burada benim etnik kimliğimi istismar ediyorsunuz. Etnik kimliğim üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Biz vatanperver Kürtlere kalsa sizin istiklal mahkemelerinde yargılanmanız lazım. Kimler soru sormadı? Sakince bakalım. Yok artık. Nasıl yani?